Hoş geldiniz. Canım benim. Hoş geldiniz hepiniz. Elhamdülillah. Çok az bir vaktim var. Bir 20 dakika kadar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Arkadaşlarımız toplansın bir yandan. Çok güzel hemen. Elhamdülillah. Özden Öz'e çok selam. Evet. Canlar. Bu akşam NLP eğitimi başlıyor. Son kayıtlar arkadaşlar. Kişilik analizleri, çapa atma, bilinçaltı, zamanı bükme. Evet. Bak Yasemin ne güzel. 20 dakikaların 1 saate çıktığı çok olmuştur. Aynı öyle. Teşekkür ederim Halise. Yalnız seanslarım olduğu için şu anda çok aksatamayacağım. Maksimum 20 dakika kadar. Tabii kaydedeceğim. Dinlendim. Evet, Kuşadası'na gittim geldim çok şükür. Orada Hüseyin hocaların yanında kamp varmış. Yalnız kalmak için gidiyordum ama orada da kalabalığın içine düştük ama çok güzel oldu. Çevre illerden oraya geleceğimi duyanlardan gelenler de oldu. Güzel sohbetlerimiz oldu gece gündüz ama kendime yine dinlenme alanı açtım çok şükür. İşin en keyifli kısmı yolda yalnız yolculuk yapmaktı arabada. Orada yolda giderken ileriye doğru içle dış birlenir ya, içimde de kendime doğru gidişim hızlandı. Kendime doğru gidişim hızlandı. Yol giderken yolda yalnız olmak iyidir. Evet canım benim. Kendinde kalıyorsun. Düşünme fırsatım oldu. Bir 5 saatlik yol. Düşünme fırsatım oldu. Elhamdülillah. Daha böyle otura otura, tamamlana tamamlana, puzzle'larımızı oturtarak böyle içsel yolculuğumuzda bilincimizin yükselmesi için uzlet gerekiyor. Yoğunluk çok olunca uzleti işte anca böyle uzun yolculuklarda tek başımıza kalınca böyle oluyor. Elhamdülillah Emineciğim. Evet, kalplerimiz bir. Gelemeyen arkadaşlarımıza da o enerjiler gitsin diye niyetlendiğimiz için. Elhamdülillah. Şükür Allah'a. Şerifeciğim hoş geldin. Sağlıkla gittin Avustralya'ya. Hadi bakalım oranın tadını çıkar şimdi. Tekrar Türkiye'ye dönmen için kolaylıkla neler mümkün? Evet Fidancığım hissetmişsin. Evet. Güzel olan sizsiniz. Şimdi arkadaşlar akşam NLP eğitimi var. Son kayıtları alıyorlar arkadaşlarımız. Seyri sülükte, kişisel gelişimde NLP önemli. Yarı hipnoz teknikleriyle kendinizi dönüştürmeniz, bilinçaltınızı arındırmanız, hipnoz olmadan karşı tarafı ve kendinizi şifalandırmanızla ilgili çocuklar açısından da mesela çocuklara yönelik teknikler de var orada. Hem kendimizi, hem ailemizi, hem çocuklarımızı, hem çevremizi, sevdiklerimizi dönüştürmeyle ilgili çok güzel teknikler var. Kişilik analizleri, kişinin önce kendisini bilmesi lazım. Kendini tanımayan insan seyrisülükte yol gidemez. O yüzden kendini tanımanız için ya da gelen kişiyi tanıyabilmeniz, idrak edebilmeniz, manipüle olmamanız için kişilik analizlerini yapabiliyor olmanız gerekiyor. Onunla olan etkin iletişimde sağlıklı yol gidebilmek için bu analizleri beden diline bakarak onu çözümlemeniz gerekiyor. Önce kendiniz. Nefsini bilen Rabbini bilir diyor ya, kendini bilmeyen içindeki hakkın hiçbir şeyini bilemez. Zanlarında, beyninde, zihin illüzyonunda maalesef kalır. İllüzyondaki giydirilmiş kimliği de kendisi zanneder. O yüzden kabza girer, karmalar yaratır, kendini dönüştüremez, döngülerinden çıkamaz. O yüzden NLP eğitimini önemsiyorum. Kişilik analizlerini yapabilmek kişinin kendine verdiği en büyük hediye. Sosyal iletişim anlamında da yani herkesle, kendi yolculuğumuzda da sağlıklı benlikle yürüyebilmek için önemli. İşte çapa atma teknikleri, bilinçaltı arındırma teknikleri,
Zamanı bükme, mesela gelecekle ilgili kaygı, korku, endişe varsa hepsi zihnin illüzyonudur. O illüzyondan çıkabilme yöntemleri, teknikleri bunlar önemli. Anda kalabilmeniz için önemli. Gözlemciden bilinçli zihni genişletme. Gözlemci mantığının maddenin nasıl manaya, mananın da maddeye nasıl tesir ettiği ile ilgili güzel bilgiler var. Onu bilinçaltında nasıl dönüştürürüz? Hızlı fobi yenme teknikleri var. Travmaları dönüştürme teknikleri, vizyon oluşturma, kariyer, hedef, başarıya giderken kendimizi fark etme. Ve bu yola nasıl gideceğiz? Kendini var etme yolculuğunda, ruhsal amacını bulma yolculuğunda, kendini tanıyarak kendinle en sağlıklı bir şekilde yol gidebilmenin yolları öğretiliyor NLP eğitiminde. Vizyon oluşturuyorsun. Hipnotik dil kalıpları, hipnoz alma nasıl yapılır? Bilinçaltında dönüştürme teknikleri çocuklarda nasıl uygulanır, büyüklerde nasıl uygulanır? Hipnoz almadan normal konuşma halinde kişilerin travmalarını nasıl fark eder, dönüştürürüz? Bunlarla ilgili çok güzel bilgiler var. Şifa olsun katılan arkadaşlarımıza, onlardan da bütüne şifa olsun. Hocam işitselsiniz sanırım, kulak hizasına bakıyorsunuz konuşurken diyor Albay Filiz, canımın içi. Şu an aslında kulak hizama bakıyor gibi görünsem de gözlerimin hizasına bakıyorum. Yani görselim aslında. Tamamıyla görsel zekam çok daha yüksek. Kayıt alıyorum. Görsel olarak gördüğüm şeyleri sürekli kayıt alıyorum. Ve bu değişiyor. Ennegramdaki kişilik tipine göre değişiyor. Siz geliştikçe değişir. Hayatınızın bir döneminde mesela bunlar da görsel mi, işitsel mi, duysal mı kişi? Göz hareketlerine, mikro mimiklerine, kaslarına bakarak yalan mı söylüyor, doğru mu konuşuyor, seni manipüle mi etmeye çalışıyor, yoksa gerçekten samimiyetle mi geliyor? Bunları öğrendiğiniz zaman kendinizi tanımanız ve karşı tarafı tanımanız çok daha güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde iletişimde kalarak yolculuğunuzu tamamlamanızı sağlar. Şimdi siz geliştikçe hayatınızın bir döneminde değişirsiniz. Bazen işitsel olursunuz. Duyduğunuz şeylerle yol gidersiniz. Sonra o alan biraz kapanır. Sen beynini genişlet, kendi potansiyelini gör diye sonra duyusala geçersin mesela. Duygularınla yaşadığın her şeyi hafızaya alırsın. Duyu yüklemediğin hiçbir şey hafızada kalmaz. Sonra görsele geçersin. Beyin dalgaların büyüdükçe, kişisel gelişimde, seyri sülükte ileriye doğru gittikçe sen bir evrensin. O evreni keşfettikçe, frekansların büyüdükçe, algıların açıldığı zaman mesela görsele geçersin. Bu sefer gördüğün her şeyi kaydetme. Aslında bütün her şey senin içindeydi. Zihninin oluşturduğu bir projeksiyondan görmekteydin. Bir vizyon oluşturuyorsun, onu izliyorsun. İşte bütün bu duyu organları açılarak sana hizmet etmeye başlıyor. Hepsini sonra kullanabilir hale geliyorsun. İstersen sonra bilinçli zihninle benim yaptığım gibi görsel algıyı kullan. Ben görsel algıdan gidiyorum. Yani son artık o. Sonrasında zaten hepsini kendi içinde cem ediyorsun. İşte o yüzden NLP eğitimi kişinin kendini tanıması, seyrisülükte ileri doğru gitmesi için önemli. Bu akşam başlayacağız bu eğitime. Bakalım. Güzel bir eğitim olacak. Beni heyecanlandırıyor. Kıymetli bir eğitim. Benim de kendime hediye ettiğim en güzel eğitimlerden biriydi bu. Tabii NLP eğitiminin dışında soru cevapta bu biraz işte sohbetlerimiz de oluyor. Farklı dostluklar kuruyoruz. Evet. Canım benim. Evet, Merveciğim. Enerjiler değişince fizik beden reaksiyon veriyor. Canım benim Hamideciğim ya. Koşulsuz sevgi boyutunda olan insanların sesleri, bakışları, görsel olarak hali, duruşu, ondan sonra yaydığı dinginlik enerjisi kalp çakrasından çıktığı için kalplerden kalplere kurulan yollar vardır arkadaşlar. Resulullah'ın dediği gibi sadırdan sadıra aktarılır bu ilimler, bu bilinçler, bu bilgiler dediği gibi. İşte kalplerden kalplere akan yolların sahibiyiz. Koşulsuz sevgiyi gören görür. Gözümde, halimde, enerjimde gören görür. Elhamdülillah. Yani dolayısıyla o enerji alır insanı. İşte burada artık hiçbir bilgiye, burada hiçbir tekniğe ya da herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Kendi içinde hakka aşık olamayan, hakla bir ve bütünlüğü yakalayamayan insanın
Enerjisi zaten bu şekilde olmaz. Sadırdan sadıra kurulan yollarla sessiz sözsüz anlaşmaya başlarsın. Canım benim. Gece yayın aç diyor. Evet, bu akşam bir eğitim var. NLP eğitimi var. Bakalım ondan sonra eğitim sanırım bir iki saat sürer. İlk ders blok ders şeklinde yapıyorum ben. Ondan sonra açabilirsem, imkanım olursa inşallah. Aynen, kalpten kalbe bir yol var, görülmez. Ancak diğer duyu organlarını bilirsin ve görürsün. Elhamdülillah. İnsanlar yayın açacağım zaman rüyalarından, gece yayınları açıyordum bir dönem. Rüyalarından uyanıyorlar, kalk Esin Hoca yayın açtı diyerek. İşte bu akılla bilinecek bir şey değil. Sevgi kanalıyla kurduğumuz hallerdir bunlar. İlmi hal ile, ilmi sadece ilmel yakın, sadece aynel yakın değil, hakkal yakın geçiriyoruz. O yüzden hakkal yakın. Hal ile geçme hali, hal ile bütün bilgiler aktarılıyor. İşte sevgi boyutundan olunca en güzel, en temiz, en yalın haliyle geçmiş oluyor arkadaşlar. Şükür Allah'a. Günaydın canım benim. Evet. Şerife, Türkiye saati yavrum şu anda 1'e geliyor balım. Bulunduğun ülkede acaba kaç? Günaydın dediğine göre. Evet, şükür Allah'a. Canım benim ya. Sokağın tavanı kadar sevgi. Evet, o şarkı ortak şarkımız olsun arkadaşlar. Sokağın tavanı kadar. Açarız inşallah. Elhamdülillah. Evet, burada önemli olan kişinin kendini tanıma bilme yolculuğunda kendine yaptığı iyilikler, kendine hediye ettiği eğitimler, kendine hediye ettiği bilincini yükseltecek olan videolar, kitaplar, seanslar, farkındalık çalışmaları, ne dersen de en büyük yatırım kendinize yaptığınız yatırım. Çünkü kendiniz dönüştüğünüzde, kendi içinizde tamamlandığınızda zaten kendiniz bir şifa kaynağı oluyorsunuz. Kendinizden birden bütüne doğru yayıyorsunuz bunu zaten. Hocam tekrar açılacak mısınız NLP ve kuantumu? Kuantum sanırım 10 Ekim'de kuantum eğitimin başlıyor. NLP'yi hemen yakın zamanda açmam arkadaşlar. Onu belki önümüzdeki yıl içerisinde Şubat ayları gibi olabilir. Programım çok yoğun ve dolu. O yüzden yani bunu bile birkaç kişi özellikle çok böyle bastırdığı için hocam ne olur bekliyoruz, ne olur bekliyoruz dediği için o arkadaşların sebebine sıkıştırdım programın içine. Programlar iç içe. Cuma günü de sabahtan Polonezköy'de kampımız var. İnşallah güzel aile dizimi yapacağız orada küçük bir grupla. Katılmak isteyenleri bekleriz. Yeşilliklerin içerisinde. Mekan çok güzel. Daha önce gittim, o otelde kaldım. Başka bir kamp düzenlemiştik. Harika bir oteldi. Yani şey anlamında, mekan anlamında yeşillik. Polonezköy zaten yeşillik. Huzur diyarı gibi bir şey. Güzel yani. Orada aile dizimi, bilinçaltı çalışmaları, kuantum uyumlamalar, arınmalar yapacağız. Çünkü insanların en büyük kendini var etmesindeki kendine sunduğu hediye bilinçaltı arınma çalışmaları, arınma ve kodlama arkadaşlar. Ben kendi seyri sülükümde mülhüme tarikat boyutlarında tasavvufi yolda ya da işte ritüellerle vesairelerle giderken nefs terbiyesi üzerinden 20 yılda sadece mülhümeyi anca geçiyorsun. Bu ortalama bütün müridan için geçerli. 20 yıl. Ancak bilinçaltı arınmalar, aile dizimi çözülmeler, karmaların çözülmesi, karmik ilişkilerden çıkmanız, ikiz alevinizden kurtulmanız, ruh eşinizle sağlıklı yol gitmeniz, kendinizi fark etmeniz, kendi duygularınızı, içsel benliklerinize giydirilen duyguları fark etmeniz, işte bu tarz eğitimler, seanslar ya da bilinçaltı arınmaları, işte kamplarda özellikle bunun için yani, toplu şifalanmalar oluyor, aile dizimi. Bunlar çok hızlı bir şekilde yol gitmesini sağlıyor kişinin. Büyük farkındalıklar yaşıyor. Yüksek bir bilince geçiyor. Artık kendine gözlemci ve maddeye tesir etmeye başlıyor. E eşittir mc kare. Kadersel döngüleri değişiyor insanın. Bakış değiştiği anda göz özü kapsar, nazar değişir. Bakış değiştiği anda gözünle tüm alemini değiştirirsin.
Zihninin yansımasını izliyorsun. Arı duru, tertemiz bir nefs boyutundaysan, zihnin arı duru olduysa onun yansımasını izlersin. Her yerde güzellikleri izlersin. Kötü diye bir tanımlaman kalmaz. İşte o zaman ey itminanı ermiş olan nefs, gir cennetime. Onu yaşarsın. O yüzden vakit harcamak, oyalanmak yerine nokta atışı, kendini şifalandıracak bir takım şeyleri kendine sunman seyri sülükte, kişisel gelişimde yol gitmeni sağlıyor. Yani bunu deneyimlemiş ve yüzlerce danışanlığımda da deneyimlerken görmüş bir kişi olarak çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Daha önce yetiştirdiğim yüzlerce talebede de en çok farkındalığı olanlar yol gidiyordu. Farkındalığı olmayanlara onlardaki bir şeyleri söylesem bile yol gidemiyorlardı mesela. Ritüellerde kalıp kendilerinin iyi bir yere geldiğini düşünüyorlardı ama iç fitne fücur, onu ne yapacaksın? Kalp çakrası açılmamış. İstediğin kadar ritüel yap orada. Hiçbir faydası yok. Yani o yüzden farkındalığı olanlar kendiyle yüzleşebilecek kadar er oluyorlar. O enerji kanalı açılıyor. Er olabilmek. Er olmak bilinmezliğe, kendi sırlarına, evrenin sırlarına, kendini sevgiyle teslim edebilmek, onlarla yüzleşebilmek, onları sevgiyle kabul edebilmek demek, er olmak demek. Korkusuzca, kaygısızca kendini Hakk'a teslim edebilmek demek. Kendini Hakk'a teslim edemeyenler yol gidemezler. İşte nasıl teslim edeceğiz? Önce kendindeki Hakk'ı bileceksin. Nefsini bilen Rabbini bilir hesabı. Onu bilme haline geçtikten sonra bu söylediğim hal vakıf oluyor insanda. İşte bilme haline gelmek için de bu tarz eğitimler, kamplar, seanslar, videolar, kitaplar, kendinize sunduğunuz hizmetler, kendine yaptığın her yatırımla aleme de şifa oluyorsun. Nefiseciğim merhaba, hoş geldin. Farkındalık gözlemcide olmak mı hocam? Kısmi olarak gözlemcide olmak, boş boş bakmanın bir önemi yok. Niyet ekleyeceksin, gözlemcide kalarak kendini yakalayacaksın. Kendinden vazgeçebilecek kadar güçlü, kuvvetli, salat halinde, dimdik, özgür, özgüvenli olacaksın. Bu duyguların sende tamamlanması lazım. Gözlemcinin sana hizmet etmesi için. Çünkü aksi takdirde görürsün ama eylemini dönüştüremedikçe ne fayda ki? Aynı döngüde, aynı acıda kalırsın. Ve bu çok zulüm olur yani insana. O yüzden o özgüven, özgürce, dimdik, salat halinde durabilmek için bilinçaltındaki korku ve kaygılarından, giydirilmiş kimliklerin sana oluşturduğu o negatif alandan arınman gerekiyor, temizlenmen gerekiyor. Evet. Seansım bekliyor arkadaşlar. Tekrardan açarım yayın. Kısa sürede inşallah, geçe kalmasın. Peki, hepinizi çok seviyorum. Kampa katılmak isteyen arkadaşlarımız ofis numaralarımızı arayabilirler. NLP eğitimi bu akşam başlıyor. Kuantum eğitimi de 10 Ekim'de sanırım başlıyor. Kendinize bunu hediye etmek isterseniz, yol gitmek isterseniz biz her zaman buradayız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.